Merhabalar, Milli Düşünce Merkezi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Gülcan Havva Eraslan. Arkadaşım yazar ve editör Demet Yener ile birlikte zaman zaman birlikte bazen de dönüşümlü olarak sizlerin huzurunda buluşacağız. Programımız yeni bir program. İsmi Kitaphane Sohbetleri. Sizlerin ülkemizin sıkıcı ve yoğun gündeminden bir nebze de olsa kitapların huzurlu ve sakin dünyasına götürebilmek için karşınızda olacağız. Program süresince kitapların kokusunu duymanızı, bir nebze de olsa kitap satırlarının ve sayfaların arasında sizleri dolaştırabilmeyi ve ülke gündeminden alıp kitapların sakin dünyasına götürebilmek istiyoruz. Umarım bunu birlikte başarabiliriz ve başarabilirsek bu bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı olacak. İlk programımız çok özel bir kitap ve yazarıyla taçlandırıyoruz. Aynı zamanda bizim böyle bir program yapmamızı öneren fikir babası olan da bir isim kendisi. Kitabımız Türk Tarihinin Çağları. Yazarı da Profesör Doktor Kunrak Ercilasun. Türk Tarihinin Çağları benim de tarih bilgimi bir nebze olsun değiştiren, tarihi sadece yazılı kaynaklardan ibaret olmadığını gösteren, yorumun da çok önemli bir olgu olduğunu gösteren bir kitap oldu. İlkokuldan beri alışık olduğumuz bizim bir standart tarih tasnifimiz vardır. Eski çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Ama bunun Türk tarihi içerisinde böyle çok keskin, çok standart olmadığını gördük. Ve olmama nedenlerini bize çok ilginç örneklerle, ilginç detaylarla anlatan bir kitap. Neden Türk tarihinin çağları keskin değil? Avrupa tarihinin çağları keskinken Türk tarihinin çağları neden keskin değil? Bunun cevabını hep beraber arayacağız. Bu kitabın yazılma süreci, bu kitabı neden okudum? Ve sizler neden okumalısınız? Program süresince inşallah bu soruya cevap bulabiliriz ve sizin de evinizde kitaplığınızda bulunacak bu kitabı okumanıza vesile olabiliriz. 189 sayfalık bir kitap. Ötüken Neşriyat'tan çıktı. Kitabın sunuş yazısını Profesör Doktor İskender Öksüz kaleme aldı. Ve İskender Öksüz Türk tarihinin başlangıçtan bugüne olan tarihi evrelerini bu kitapta yer veriliş sürecine çok ilginç benzetmelerle yer veriyor. Bu ilginç benzetmeleri ilerleyen safhada sohbetimiz içerisinde sizlerle paylaşacağız. Ama unutmayalım ki tarih sadece yazıcılık değildir. Tarih sadece yorumculuk da değildir. Tarih yazıcılığı ve yorumculuğu birleştiği zaman bugüne ışık tutan, bugünden de geçmişi aydınlatan bir projeksiyona evriliyor. Bu da bizim hem dünü daha iyi anlamamızı hem de dünü anlayarak bugünü daha doğru, daha sağlam temelleri olan olan biçimde şekillendirmemize yardımcı oluyor. Kitabımızın yazarı Konur Alp Ercilasun'u konuk etmeden evvel kısa bir girişte bulunmak istiyorum. Kendisinin ilginç bir tarih kitabı yazıcılığı var. Çok alışkın olduğumuz bir sistem kullanmıyor ya da makalelerinde de öyle. Yazısının ne maksatla yazıldığı, kullanacağı imla, metodoloji, çalışma yöntemleri hakkında makale de olsa, kitap da olsa uzunca bir izahta bulunuyor ve bu okur için çok aydınlatıcı oluyor. Kendisinin yani benim okuduğum ilk kitabı Türk tarihinde Asya Hunları birinci hakimiyet dönemiydi. Ve ben bu kitabı okuduktan sonra şöyle demiştim. Yani elinizde çay, kahve, oturup vapurda, metroda ya da sokakta okuyabileceğiniz bir kitap değil. O rahatlıkta yazılmış bir kitap değil. Çünkü yazarı elinde kahve, çay, lay lay lon yazmamış. Çok ciddi bir bilgi birikimi, çok ciddi bir belge taraması ve çok ciddiyetle yazılmış bir kitap. Türk tarihinde Asya Hunları birinci hakimiyet dönemi kitabını okuduğumuz zaman birçok şeyi ilk kez duyuyoruz. İşte bu kitap belki 2000-2200 yıl öncesini anlatıyor olabilir ama
Aynı şeyler bugün de tekrarlanıyor. Yani teknolojiyi o çağa götürün. Bugün yaşadığımız sorunların aynısı o çağda da var. Diplomasinin ilk örneği, diplomasinin kıvraklığı, uluslararası ilişkilerin temelinin nasıl atıldığı, uluslararası ilişkilerin nasıl yürütüldüğü. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan hangi sorun varsa aynı sorun o dönemde de yaşanıyormuş. Ya da bugün Türkistan coğrafyasında Çin'in yayılmacı politikaları nasıl hayatta geçirilmek istenmişse bugün aynı şeyleri tekrar yaşıyoruz. Hani tarih kitaplarının döneminin dışına çıkıp bugün ile bağdaşması çok ender olan bir şeydir. Her tarih kitabı bunu başaramaz ama bu kitap onu başarabiliyor. Geçmişte kalmıyor. Geçmişin o zaman dilimi arasına sıkışmıyor. Zaman mefhumunu aşıyor. Zamansız bir kitap gelip günümüze aynen uyarlayabiliyorsunuz. Bu kitapta farkında olmadığınız birçok şeyin ilklerini buluyorsunuz. Diplomasinin temelini buluyorsunuz. Uluslararası ilişkilerin temelini buluyorsunuz. Diplomaside hediyeleşmenin temelini buluyorsunuz. Evlilik yoluyla imparatorlukların ya da hakim devletlerin nasıl zayıflatıldığını ya da nasıl güçlendirildiğini görebiliyorsunuz. Geçmişten günümüze muazzam bir pencere açıyor. Hiç fark etmiyorsunuz. Ha bugün, ha o zaman. Sadece teknoloji ve zaman değişiyor ama insan ve davranışları değişmiyor. Siyaset ve politikalar değişmiyor. Ülkelerin yaptığı hatalar, ülke idarecilerinin yaptığı hatalar dönemin şartlarına göre değişmiyor. Sadece değişen zaman oluyor, teknoloji oluyor. Aynı alışkanlıklar, aynı davranışlar, aynı hatalar ya da doğrular tekrarlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman ne yazık ki darbeler tarihi de ön plana çıkıyor. Türkiye tarihinde darbeler tarihi oluyor da işte en eski Türk devletlerinde darbeler olmuyor muydu? Tabii ki darbeler oluyordu. Asya Hunları döneminde de tarihi kayıtlarımıza geçmiş bir darbe girişimi var. Tarihi köklerimizi ilk darbenin izlerini sürmek, üstelik bu darbenin de bir kadın eliyle olduğunu okumak ve yorumlamak istemsizce sizi tebessüm ettiriyor. Türk tarihinin çağlarını okuduğum zaman ben şunu hissetmiştim. Biz ilkokuldan beri tarih tasnifini ya da tarihi çağların sınıflandırmasını standart bir şekilde biliyoruz. Türk tarihinin çağlarına geldiğimizde ise aslında tarih sınıflandırmasının, tarihi çağların bir standart olmadığını, Avrupa için bu standartın geçerli olabileceğini ama Türk tarihi için bu standartlaştırmanın geçerli olmadığını öğreniyoruz. Avrupa tarihindeki çağ tasnifini Türk tarihi çok ciddi şekilde etkiliyor ama Türk tarihine geldiğimiz zaman aynı standartta bir tasniflemeden, tarihlendirmeden bahsedemiyoruz. Bunun nedenlerini bozkır yaşantısından şehir yaşantısına, Türk tarihinin başlangıcından cumhuriyetler dönemine kadar, bugüne kadar geniş bir pencereden ele alıyor ve merak ettiğiniz, daha önce farkında olmadığınız, bildiğiniz ama farklı düşünmediğiniz birçok şeyi farklı düşündürten bir kitapla karşılaşıyorsunuz. Bu kitabı okuduğunuz zaman dediğiniz şu oluyor. Tarih yazıcılığı mı, tarih yorumculuğu mu yoksa her ikisi birlikte mi? Tarih yazıcılığı ve tarih yorumculuğunun birlikte bilimsel bir temelde kullanılmasının size ne kadar büyük bir ufuk açtığını, nasıl bir keyif verdiğini bu kitap ile birlikte görüyoruz. Bu kitap sizin de evinizdeki kitaphanelerinizde başucu olacak bir kitap ve sıklıkla kaynak olarak faydalanabileceğiniz bir kitap. Çünkü hani bir benzetme vardır ya, hap gibi bilgi, hap gibi kitap, hap gibi bir kitap. Çok keyifli, okuması keyifli, konular kısa, detaylı ve öz anlatılmış ama verilmek istenen mesaj en yüksek seviyeden veriliyor.
Tarih yazmak için tarih bilmek gerekir. Tarihi bilmek için de çok okumak, araştırmak elbette ki önemli ama yorum getirmek de önemli. Bu kitapta da diğer kitaplarında ve makalelerinde olduğu gibi kendine özgün yorumlarını ortaya koyduğunu görüyoruz Konur Erciles'in. Yöntem olarak tercih ettiği de farklı görüşler. Örneğin Ahmet Zeki Velidi Togan ya da Hüseyin Nihal Atsız ya da İbrahim Kafesoğlu. Bunların görüşlerini art arda verip eksiklerini ya da kendisinin farklı düşündüğü yönleri söylemesi muazzam bir öneme sahip. Çünkü dört farklı görüşün ya da üç farklı görüşün birbiriyle mukayese edilip ortaya özgün yorum konulması okur açısından büyük bir kazanım. Çünkü verilen tek bir bakış açısına sahip olmuyorsunuz. Bir sürü bakış açısı ortada, o bakış açılarını yorumlayan farklı bir yorum da ortada ve okur olarak sizin de kendi özgün yorumunuzu getirebileceğiniz bir münazara platformu satırlarınız arasında gerçekleşiyor. Siz de istemsizce o münazaraya kendiniz dahil oluyor ve kendi yorumunuzu getiriyorsunuz. Bunun için tarih eğitimi almanıza gerek yok ya da bunun için tarihçi olmanıza da gerek yok. Bunun için sadece bu seviyede yazılmış bir kitabı okumanız yeterli. O yüzden Türk tarihinin çağları sizin için bu manada çok önemli bir yeti kazandıracaktır. Bu kitabı okuduğum zaman gözümde şöyle bir sahne canlandı. İlk kitabını okuduğumda çala kalem yazılmadığını düşünmüştüm. Bunda da sanki yazarın etrafı dört bir yanı bilgisayarlarla çevrilmiş. Her bir pencerede farklı kaynaklar açık ve her kaynak tek tek kontrol ediliyor. Sonra not alınıyor. Böyle bir dünya gözümde canlandı. Umarım benim gözümde canlanan şekilde bir ortamda yazılmıştır bu kitap. Bu kitabın nasıl bir ortamda yazıldığını da gerçekten merak ediyorum. Böyle bana hissettirdiği bir ortamda yazıldıysa gerçekten ayrı bir mutluluk duyacağım. Çünkü o kadar titiz, o kadar özenli ve o kadar kapsamlı bir çalışma ki bu kitabın böyle bir ortam dışında yazıldığını hiç düşünemedim bile. Umarım Konural Ercilasun beni bu manada şaşırtan bir ortamda yazdığını ifade etmez. Hani eğer böyle bir ortam dışarısında bu kitabı yazdıysa kendisini gerçekten bir kez daha alkışlamak isterim. Çünkü o zaman muazzam bir iş yapmış demektir. Bu kitabın en sevdiğim yönü genel Türk tarihini en eski çağından başlatmasına rağmen 20. yüzyıl genel Türk tarihiyle bağdaştırması ve ona da yer vermesi. Biz çok fazla 20. yüzyıl Türk tarihine dair konulara vakıf değiliz. İşte kendi özelimizde konularla ilgilenmeyi daha çok tercih ediyoruz. Bir bütünlük içerisinde bunu değerlendirmiyoruz. 20. yüzyılın başlarında Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırım'da ciddi bir bağımsızlık mücadelesi ya da milli mücadele hareketleri var. Keza Anadolu'da öyle bir yürütülen muhteşem bir milli mücadele olgusu var. Bu dönemle çok bağdaştırmıyoruz ilk dönem tarih bilgilerimizi. İlk dönem tarih bilgilerimizle bu dönemin bağdaştırılması çok çok büyük önem arz ediyor. Ve sanırım bu kitabın bende en çok sevdiren yönü 20. yüzyıl Türk tarihini de ilk dönem Türk tarihiyle bağdaştırıp oradan çıkartılan yorumlarla bir kanıya varılmış olması. Bu gerçekten çok özel ve farklı bir detay. Kendisinin son kitabı Türk tarihinin çağlarını konuşmak üzere Profesör Doktor Konur Erciles'i programımıza davet etmek istiyorum. Konur Erciles'i hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Bize kısa ve izleyicilerimize kısaca sizi tanımayanlar için Konur Erciles'in
kimdir? Tanıtabilir misiniz kendinizi biraz? Evet, ben bir genel Türk tarihçisiyim. Genel Türk tarihinin en eski zamanlarından bugüne kadarki dönemlerle ilgileniyorum. Çok çeşitli alanlarda yayınlarım var. Çoğunlukla makale ve bildiri olmak kaydıyla. Ama son zamanlarda ağırlıklı olarak yöneldiğim alan Hun Devri Türk tarihi oldu. Bunun yanında yakın dönemden de biraz bahsediyorum. Yakın döneme de eğiliyorum. Yani genel Türk tarihi uzmanısınız ve daha çok Türklerin ilk dönemleriyle, yani Türk tarihinin ilk dönemleriyle ilgileniyorsunuz. Çalışmalarınız da ağırlıklı olarak bu yönde süre geliyor. Peki sizi bu kitabı yazmaya iten soru veya da sorun neydi ki Türk tarihini başlangıçtan günümüze kadar çağlarını inceleme ihtiyacı hissettirdi? Neden Türk tarihinin çağlarını incelemeliyiz? Evet, bu aslında benim için çok eski bir soru. Sadece benim için değil, benim gördüğüm kadarıyla, bir de kitabı yazmaya başlayınca daha da fazlasını gördüm tabii. Benim gördüğüm kadarıyla Türk tarihçilerinin de zaman zaman ilgilendikleri bir alan. Ama çok da yoğun değil. Özellikle bizim başlangıç devri, modern devrin başlangıç zamanı Türk tarihçilerimiz biraz daha çok kafa yormuş buna. Ama daha sonra biz bunu biraz düşünmeyi bırakmışız. Bugün de kimse düşünmüyor demek istemiyorum. Bir iki düşünen yine var bugün ama yoğun olarak bunun üzerinde düşünmeyi bırakmışız. Eskiden beri Türk tarihçileri içerisinde, bu sadece bana has değil, Türk tarihçileri içerisinde bu çağ bölümlenmesini bir çağ bölümlenmesine bir ısınamama, bir beğenmeme, bir ona kendini uyduramama durumu eskiden beri söz konusu. Ama bu sadece bizde değil aslında. Batı'da da bazı tarihçiler arasında bu çağ bölümlenmesine karşı çıkışlar söz konusu. Bu karşı çıkışlar farklı yönlerden geliyor, iki yönden geliyor aslında. Batı'daki karşı çıkış ve bizdeki karşı çıkışın bir kısmı bu şekilde çağlara böldüğümüz zaman diyorlar tarihi. O zaman tarihin bütünlüğünü kaybediyoruz diyorlar. Yani eski, orta, yeni çağ bütünlüğünü kaybediyoruz diyorlar. Halbuki diyorlar yeni çağa baktığımız zaman onu orta çağdan ayıramayız diyorlar. Batı'daki karşı çıkış genelde buna dayanıyor. Bir bütün olarak tarihi ele almak gerektiği üzerinde duruyor. Bizde de bu ekolü İbrahim Kafesoğlu takip ediyor. O da bir bütün olarak ele almak gerekiyor ve çağ bölümlenmesi kesinlikle olmaz diyor. Gördüğümüz gibi bu karşı çıkış aslında bizatihi çağ tasnifine karşı çıkıştır. Yani hiçbir şekilde çağ tasnifini kabul etmemektir. Ben ise çağ tasnifini kabul etmemek taraftarı değilim. Çünkü çağ tasnifi aslında araştırmalarda bir ölçüde kolaylık sağlıyor. Yani bu çağ tasnifinde bulunurken elbette ki o karşı çıkış değerli bir karşı çıkıştır. Onu bir kenara atmıyorum. Çünkü hakikaten biz 1453'te bıçakla keser gibi kesemeyiz tarihi. Ama zaten çağ tasnifinin amacı onu bıçakla keser gibi kesmek değil. Sadece her çağda kendi içerisinde belli bazı özellikler birbirine benziyor mu buna bakmak ve o çağın bir genel karakteristiğini anlayabilmek, anlamlandırabilmek bu eğitim bakımından pedagojik olarak kolaylık sağlıyor insanlara ve araştırmalara. Dolayısıyla çağ tasnifinin kendisine bizatihi karşı olmamakla birlikte mevcut yapılmış çağ tasnifinin sadece Avrupa'yı kapsadığını görüyorum. Bu kitaba da o yoldan gittim zaten.
Tarihi çağları bölümlendirmenin olayları ve durumları değerlendirmek açısından bize çok fayda sağladığını belirttiniz. Ben bugüne kadar sizin epeyce makalenizi okudum ama iki tane kitabınızı okuma şansım oldu. İkisinde de siz hangi dönemi ya da hangi konuyu ele alırsanız alın, o konu bir şekilde mutlaka bugüne geliyor. Yani konu orada geçse de yorumlarken, kitabı yorumlarken ya da okuduğunuz kısmı yorumlarken konu bir şekilde bugüne geliyor. Aslında ben bunu sonradan fark ettim ki sizin yönteminiz bu. Siz tarihi yaşandığı dönemde bırakmak istemiyorsunuz. Tarihi alıp bugüne de getirip bugüne de yorumlatmak ve uyarlamak istiyorsunuz. Ama bu yorumlatmak ve uyarlamak replika olarak değil de düşünce olarak düşünceyi harekete geçirme ve geçmişten ders alıp geleceği daha sağlıklı inşa etme anlamında bir yöntem uyguluyorsunuz. Bunu da tabii okuyucuların kitaplarınızı ve çalışmalarınızı okurken keşfetmesini isterim ama söylemeden geçemeyeceğim. Bunu da belirtmek isterim. Evet. Diğer bir soruya geçecek olursam, tarihi siz eserlerinizi yazarken mutlaka makalelerinizde de böyle mutlaka kullanacağınız yöntem, imla ve çalışma metodolojinize dair bir izahta bulunuyorsunuz okuyucuya dair. Bu tarih kitapları içinde, makaleler içinde çok sık gördüğümüz bir yöntem değil. Evet, makalelerde kullanılan yöntem ne incelenecek, başlık, ona dair kısa bir giriş girizgahı oluyor ama sizin girizgahlarınız ve açıklamalarınız bundan daha farklı. Neden böyle bir yöntem tercih ediyorsunuz ve bu konuda okurların size dönüşleri nasıl oluyor? Evet, öncelikle benim yaklaşımım hususundaki keşfiniz için teşekkür ederim. Ben kendim onu bilinçli yapmıyorum. Sadece tarihi daha iyi anlamak için onu yapıyorum. Belki o kısmı ben kendim izah etsem, ben şöyle izah ederim. Tarihin belli bir devresindeki ve belli bir bölgesindeki bir olayla uğraşırken ben onu kendi devresindeki dünyanın içine ve zaman boyutunda da tarih zamanının içine yerleştirmek istiyorum. Yani nasıl bu dikey ve yatay düzlemde bunun yeri nedir ve etkisi nedir? Bunun sonucu da sizin dediğiniz noktaya geliyor. Yani bugüne getirmiş oluyorum bu düşünce sonucu. Böyle bir yorum benim hoşuma gitti doğrusu. Benim kitaplarımın veya makalelerimin girişindeki giriş kısımlarına gelince bunları yazarken makalelerimde de akademik makaleler en akademik olanlarında dahi ben hep şunu düşünüyorum. Bunu okuyacak belli bir kitle olacak. İster akademik olsun, ister akademik olmasın. Ve bu kitle ne okuyacağını ve o okuyacağı sonuçta bizim yazdığımız makaleler ve kitaplar bizim araştırmalarımızın sonuçlarıdır. Bu okuyacağı sonuçlara nasıl ulaşıldığını görmesi açısından, yani eğer onları görürse o zaman kitapta neyle karşılaşacağını daha iyi bilir ve kitabı daha iyi anlar diye düşünüyorum. Yani tamamıyla bir okuyucu dostu kitap yazma yoluna gitmeye çalışıyorum. Tabii bu benim kendi düşüncem. Siz biraz evvel sordunuz nasıl geri dönüşler aldınız diye. Henüz çok fazla bu konuda geri dönüş aldığımı söyleyemem. Yalnız bir iki kere başka akademisyenlerin çeşitli sosyal mecralarda hoca çok akademik bir giriş yazmış dedikleri bazı mesajları okudum. Okudum. Bunu bir nevi olumlu geri dönüş olarak söyleyebiliriz. Diğer bir sorumuza geçmek gerekirse, tarihi çağları biz standart olarak biliyoruz. İşte Avrupa için orta, eski, yeni ve yakın çağ.
İlkokuldan beri de biz öyle öğrendik, öyle gidiyoruz. Ama bu kitap ile beraber, bu kitabı okuduktan sonra biz özellikle Türk tarihinin çağlara ayrılmasında bir standart olmadığının idrakinde varıyoruz. Türk tarihi için bir standart yok ama Türk tarihi Avrupa için standart kabul edilen çağlandırmaları etkileyen olaylarla dolu. Yani Avrupa'daki tarih sınıflandırılması Türk tarihiyle doğrudan ilişkili. Avrupa çağları ile Türk tarihinin çağları arasında birbirlerini etkilemesine rağmen neden bu standartlaşma farklılığı var? Bunu bize biraz açabilir misiniz? Evet, bu her milletin tarihinin gidişatıyla ilgili bir durum. Biraz evvel bahsettik, Kafesoğlu Hoca Avrupa çağlarının, yani bizim standart kullandığımız çağların, sadece Avrupa'yı esas aldığımızda aslında çok da yerinde konmuş çağlar olduğunu makalesinde göstermiş. Ben onu kitabımda bir tablo yaptım, Kafesoğlu'nun o şeyini, o açıklamasını. O yazı şeklinde yazmıştı da adeta tablo gibi düzgün bir yazıydı o. Onun için ben daha kolay anlaşılsın diye onu bir tablo haline getirdim. Yani Avrupa milletleri ve Avrupa tarihi öyle bir aşamadan geçmişler ve o aşamalarda o tür çağ bölümlenmeleri onlara uygun düşüyor, onların tarihine. Ama bu Türk tarihine uygun düşmüyor çünkü Türk tarihinin ana akan mecraları çok yakın zamana kadar, yani Orta Çağ ve Orta Çağ sonrasına kadar ana mecrası bugünkü Moğolistan ve Doğu Türkistan'da akıyordu. Ancak 13. yüzyıldan sonra Türkiye'de bir ana mecra olarak akışa eklendi. Ve bu sebeple Avrupa ile daha iç içe geçildi. Bu sebeple bizim bu şekildeki bir tarih akışımızda farklı bir dönemlendirme, farklı bir tasnif olması gerekiyordu. Bu söylediğimin aynısı mesela İran tarihi için de geçerli olabilir. Hint tarihi ve Çin tarihi için de geçerli olabilir. Yani eskilere doğru gidildikçe İletişim ve ulaşım ve etkileşim imkanlarının azlığından dolayı her milletin tarihi kendi içerisinde akacaktır. Bu tamamen bir etkileşim yok değil. Elbette ki etkileşim var ama bugüne göre daha az bir etkileşim. Bu sebeple her millet kendi tarihini daha iyi anlamak için kendi tarihi üzerinde bir tefekkür etmeli diye düşünüyorum ben. Avrupalıların çağları zaten bu tefekkürler sonucunda ortaya çıkmış çağlar. Yani orada bir tefekkür olduğu için bu çıktı. Bir anlamda bizim bunu alıp kullanmamız, evet bunda şeyin de etkisi var. Özellikle 19. yüzyılda, 20. yüzyılda Avrupa kıtası dünyanın bütün geri kalan kıtalarından fersah önde bir tekniği ve metodolojiyi geliştirmişti. Bu sayede zaten dünyayı sömürgeleştirdiler. Ve sadece bizimle değil, dünyanın bütün geri kalanıyla Avrupa kıtasının arası çok açılmıştı. Fikir, düşünce ve teknoloji açısından. Ha, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu biraz kapanmaya başladı. Bu açılma sebebiyle 20. yüzyıla kadar ki bu açılma sebebiyle Avrupa'nın metodolojisi baskın bir şekilde diğer milletlerin sosyal bilimlerinin üstüne geldi. Ve ister istemez onlar bir anlamda Avrupa dışında da bu şekilde yerleşmiş oldu. Yani Avrupa çağlarının yerleşmesinin tarihi, objektif tarihi biraz buna dayanıyor. Ama 1980'lerden sonra özellikle bizde bunun devam etmesinin artık objektif sebepleri yok. Bunun biraz daha sübjektif sebepleri olduğunu düşünüyorum. Bu sübjektif sebepler de kolaya kaçma.
olduğu gibi onu alıp koymak bizim kolayımıza geliyor. Zaten böyle kabul edilmiş bir şey. Hiç üzerinde konuşulmadan, tartışılmadan, hani bilimde postüla dedikleri bir şey vardır. Hiç üzerinde tartışılmadan doğru kabul edilen şeyler. Bu da tartışılmadan doğru kabul edilen şeymiş gibi ortaya konuyor. Halbuki artık biz 20. yüzyılın başındaki bilgi birikimine sahip değiliz. Onu fersah fersah geçti kendi tarihimiz hakkındaki bilgilerimiz. Artık kendi tarihimiz hakkındaki bilgilerimizi bir araya toplayarak, bunun üzerinde tefekkür ederek kendi tarihimize uygun bir çağ tasnifine gidebiliriz diye düşündüm. Ben bunu ilk defa bundan 15-16 yıl önce bir sempozyumda dile getirmiştim. Bir bildiri olarak dile getirmiştim. Ama orada, o zaman da henüz çiçeği burnunda bir akademisyendik. Oradaki benim amacım şuydu. Bir tartışma konusu olarak ben bunu ortaya atayım. Ondan sonra insanlar alsın bu konuyu tartışsın. Hatta gerekirse tarih kurumu buna el atsın. Tarih kurumu bunu tartıştırsın. Ve buradan biz kolektif bilinçle, yani ortak akılla bir yola ulaşalım şeklindeydi. O 15 yıldan itibaren arada geçen zaman içerisinde ben zaman zaman düşünerek bazı makaleler daha yazdım bunun üzerine. En sonunda da dedim ki herhalde benden başka bununla ilgilenen yok. Haklarını yemeyeyim, bir iki makale daha çıkmış bu konuda. Ama işte orada da şey var, birbirimizden haberdar olmama var. Ben ne zaman bu kitaba oturdum, o zaman o bir iki makaleyi ben fark ettim. Ben de bu kitabı çıkartınca o diğer makaleleri yazanlar işte bu kitabın farkında olacaklar. Artık ben bunu kitap yoluyla tartışmaya açmayı düşündüm. Anlaşılan bu tartışma zemini ben bekleyerek olmayacak diye düşündüm ve en sonunda bu kitabı çıkarmaya karar verdim. Çok da iyi yapmışsınız. Yani buradan yola çıkarak şöyle bir sonuca da ulaşabilir miyiz? Özellikle Türk dünyasında ve kendi ülkemizde Türk tarihinin alan, yani üniversitedeki alan hariç üniversiteye gelene kadar öğretiminde bir artık tasnif ve müfredat değişikliğine gidebilecek bir sonuç olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani Türk tarihinin sınıflandırılması, anlatılmasında yöntem değişikliğine gidilebilir mi? Gidilmesi gerekir mi? Şimdi bence gerekir. Bence gerekir. Ama biliyorsunuz bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi. Evet. Önce bu konunun bir genel kabule ulaşması lazım. Bu genel kabul de işte herhalde benim böyle biraz kurumsal düşünme tarzım var. Belki hareket tarzım kurumsal olmayabilir ama düşünce tarzım biraz kurumsal. Kitabı da zaten o yüzden 15 yıl bekledikten sonra yazdım. Yani hep kafamın bir köşesinde Türk Tarih Kurumu'nun bu konuya el atması gerektiği, bu işin aslında bir kişinin işi değil bir kurumun işi olması gerektiğini düşünmüştüm. Ama diğer yandan da dediğim gibi zaman da böyle geçiyor. Dolayısıyla ben bunu ortaya attım ama bunun bir kurumsal olarak sahiplenilmesi gerekiyor. Tarih kurumunun belki de görevlerinden biri Türk tarihinde veya Türk tarihi demeyelim, genel olarak tarihte ulaşılan yeni sonuçları, eskiyi yanlışlayan yeni sonuçları bir herkesin kabul edebileceği bir hale getirip ve belki bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir ilişkiye geçmesi gerekir. Belki tarih kurumunun bir görevi de bu olmalıdır. Bu çağlar meselesi görüldüğü gibi benim yeni ortaya atmış olduğum bir mesele. Daha doğrusu yeni kitap yazmış olduğum bir mesele. Ama bunun yanında Türk tarihiyle ilgili uzun zamandır aslında bilim adamlarının ulaşmış olduğu belli bir takım sonuçlar var.
bu benim Çağlar kitabımdan daha fazla bilinen, daha fazla herkesin farkında olduğu bazı sonuçlar var. Onlar dahi henüz müfredata girmiş değil. Yani müfredat bu şekilde yenilikleri takip edebilir bir hale gelmeli. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu kitap Türk tarih öğreticiliğinde çok önemli bir sorunları tespit ediyor. Tespit etmekle kalmıyor. Uygulanması gereken yöntem ve teknikleri de belirterek çözüm önerisi sunan bir halde okuyucuyla buluşuyor. Lütfen ilgililer de artık bu meseleye bir el atsın, bu konuya eğilsin ve tarih öğreticiliğini bu kitabı da okuyarak yeniden şekillendirsin diyebilir miyiz? Evet, siz diyebilirsiniz. Benim demem biraz fazla büyüklenmek olur. Tamam, biz diyelim hocam. Tarih yazıcılığı mı, tarih yorumculuğu mu tartışmaları var. Siz vaka ve belge kadar tarihi yaşamı, kültürü, coğrafyayı, sosyolojiyi, o anki insanların ihtiyaç önceliklerini, bu benim için çok önemli bir ayrıntı, insanların yaşadığı çağdaki ihtiyaç önceliklerine dikkate alınması çok önemli bir detay. Bunları gözeterek bilimsel temelde bir yorum geliştiriyorsunuz. Bunları yapmadığınızda, sadece belge ve olayla ve vakayla ilgilendiğinizde hem sizler hem de bu eserlerden istifade eden insanlar neleri gözden kaçırmış oluyor? Evet, galiba yine tefekkür meselesine geliyoruz. Evet, şimdi tarihi aslında biz nasıl görmeliyiz? Yani tarih aslında nasıl incelenmeli? Bu eski bir soru. Bizde üniversite birinci sınıfta genellikle Tarih Nedir diye bir kitap okutulur. Edward Hallett Carr'ın bir kitabı okutulur. Ondan sonra da çok fazla kitap yazıldı ama o biraz klasik olmuş gibi. Şimdi aslında bizim dilimizde tarihin iki anlamı var. Bir tanesi bir sayı, sayı olan tarih. 2020 veyahut işte 19 Ocak 2020. Biri bu. Öbürü de ilim olan tarih. Şimdi çoğunlukla bu iki tarih birbirine karışıyor. Bunu karıştırmamak için ben birinciye genellikle kronoloji demeyi tercih ediyorum. Tarihe baktığımızda bizim kronolojiyi bilmemiz bizim olmazsa olmaz şartımız. Ana önceliğimiz. Yani 1453'te İstanbul'un fethedildiğini bileceğiz. Bunu bileceğiz. Şimdi çok kişi tarih olarak bunu, yani tarih ilmi olarak bunu algılıyor. 1453'te İstanbul'un fethini bilmek tarih ilmi olarak algılıyor. Halbuki bu tarih ilmi değil. Bu kronoloji gibi. O tarih kelimesinin birinci anlamı oluyor bu. Dediğim gibi ben bunu kronoloji diye adlandırıyorum. Ve bu tarih ilmine geçiş için ancak bir temel oluşturuyor. 1453'te İstanbul'un fethini bilirsek ve o zamanki İstanbul'un durumunu bilirsek, ondan önceki ve ondan sonra gelişen olayları da bilirsek, bunların neden geliştiğini ve hangi sonuçlara yol açmış olabileceğini düşünüp, tartışıp, belgelere dayalı olarak ortaya koymak, tarih ilmi bu oluyor aslında. Yoksa tarih ilmi 1453'te İstanbul'un fethedildiğini keşfetmek değil. O bir kere fethedilmiş, sonra da yazılmış zaten, herkes biliyor. Yani bu sadece bir kronolojiden ibaret olsaydı, o zaman bir yerde zaten tarih ilmi sona ererdi. Ama bu kronolojiden ibaret değil. Ama şu var, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar, hatta son çeyreğine kadar, özellikle bizim tarihimizde kronolojik anlamda çok büyük boşluklar vardı.
O boşlukları doldurmak o zaman için bir tarih ilmiydi. Yani 1453 belki çok bilinen bir tarih ama bunun yanında bazı ince tarihler, onları bilmek, onları keşfetmek, işte o bir keşif olurdu. Ama o da gördüğünüz gibi bir kere, iki kere, bilemediniz üç kere keşfedilebilir. Zaman zaman keşfedilip tekrar kaynaklar arasında kaybolabilir ama şimdi bugüne kadarki yaptığımız tarih araştırmalarında bu büyük boşluklar büyük ölçüde doldu. Hala büyük boşluk yok mu? Var. Özellikle milattan önce 209 öncesi için çok büyük boşluklarımız yine var. Ama orada zaten başka milletlerde de boşluklar var. Milattan önce 209 sonrasına baktığımızda yine bazı önemli boşluk noktalarını görebiliyoruz. Ama artık burada kronoloji o kadar fazla bir şekilde oluştu ki biz bu kronolojiyi ele alarak artık bunun üzerinden bir tefekküre gidebiliriz. Sosyal şartları görebiliriz, ekonomik şartları görebiliriz, diğer milletlerle olan ilişkileri görebiliriz ki zaten artık akademik tarih kitapları da daha çok bunlara kaymış durumda. Bu alanlara kaymış durumda. Epeyce bir kitap çıkıyor bunun üzerine. Tarih yazıcılığı mı, tarih yorumculuğu mu kısmına gelirsek, tarih yorumculuğu olmadan tarih yazıcılığı çok büyük manada eksik kalıyor. Ben yine sizin bir çalışmanızdan örnekle hareket ederek. Mesela biz nepotizmin örneklerini Asya Hunlarında görebiliyoruz. İşte diplomasi sözcüğünü çok kullanıyoruz ama nasıl ortaya çıktığını, işte dünürlük vesaire, rehin verme, diplomasi olaylarının nasıl çıktığını, diplomasi sözcüğünün ne anlam ifade ettiğini uluslararası ilişkilerde yine sizin o getirdiğiniz yorum özelinde görebiliyoruz. Ya da işte bugüne bakıp Türkiye'nin darbeler tarihini konuşabiliyoruz ama darbe sadece bugüne bir has bir olay değil. Asya Hunlarında da bunu görebiliyoruz. Bu yorumculuk olmasa tarihin vermek istediği mesaj göründüğü kadarıyla ya da vermek istediği mesaj eksik kalacaktı. O yüzden yorumculuk, tarih yorumculuğu da tarih yazıcılığı kadar elzem ve ikisinin birlikte olması tarih bilimi adına gerçekten önemli. Modernleşme ve cumhuriyetler çağının cumhuriyetleşme evresi olarak tasnif ettiğiniz bir bölüm var. Biz tamam Türk tarihini çağlara ayırıyoruz. İşte Bozkır çağı, İslam çağı, ilk dönem çağı vesaire bunları ayırıyoruz. Bunları da müfredatta genellikle yoğun olarak ele alıyor veya haberdar oluyoruz. Ama modern cumhuriyetler çağı kısmını ne yazık ki çok ele almıyoruz. Aslında en çok aşina olduğumuz bilgi, belge, tanık, kayıt babında çok fazla dokümana sahip olduğumuz bu çağ sanki bize çok uzak, bilinmez bir çağ gibi geliyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bununla ilgili bizi biraz açabilir misiniz? Bunun sebepleri nelerdir? Biz neden modern cumhuriyetler çağına çok fazla ilgi duymuyoruz? Genel Türk tarihi açısından. Evet, bu herhalde biraz konjonktürel. Yani sebebi büyük ihtimalle Sovyetler Birliği'nin varlığı. Sovyetler Birliği var iken o Soğuk Savaş döneminde biz sadece 20. yüzyıl Türkiye tarihine odaklandık. Çünkü başka bağımsız Türk devleti yoktu. Kaldı ki bizim üniversite öncesi eğitimden bahsediyorum. Üniversite öncesi eğitimimizde benim zamanımda, şimdi nasıl oldu bilmiyorum, Türkiye tarihi de İkinci Dünya Savaşı'nı bitirene kadar geliyordu. Mesela bir Kıbrıs harekatımız yoktu onda. Gerçi benim çocukluğumda yani işte o yıllarda 80'li yıllardı. Yani Kıbrıs harekatından da çok fazla vakit geçmemişti belki müfredata girecek kadar. Ama dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda biz tarih şeylerini bitiriyorduk. Tarih müfredatını bitiriyorduk. Ve burada da 20. yüzyıldan itibaren içimize
dönmüştük. Aslında birazcık Osmanlı çağları da biraz içe dönük olarak düşünülebilir ama Osmanlı çağlarının içe dönük olmasının, Osmanlı devrini anlatırken içe dönük olmasının biraz daha sebepleri var denilebilir. Orada bile Temürlülerden bahsediliyordu, diğer Altın Ordu'dan bahsediliyordu. 20. yüzyılda ise Sovyetler Birliği'nin varlığı sebebiyle işte 30'lu 40'lı yıllarda oradan gelen bilim adamlarının araştırmaları sayesinde biraz bu konuda fikir sahibi olunabildi ama bu konu büyük ölçüde pek araştırılmayan bir konu olarak kaldı. 80'li yıllardan itibaren tekrar bu konuya ilgi duyuldu. 91'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından itibaren ilgi duyulmanın ötesine geçildi ve artık doğrudan doğruya böyle bir alan ortaya çıktı. İşte cedidizm, cedidizmle ilgili önceden de vardı çalışma ama bu kadar yoğun değildi. Cedidizm, işte Alaş hareketi, Alaş hareketi, Türkistan muhtariyeti, bütün bunlar aslında bunlar yazılmamış şeyler değildi. Zeki Velidi Togan olsun, Bayrami Zahit olsun yazmıştı ama bunları araştırabilecek, derinlemesine inebilecek yeteri imkan yoktu elimizde. Cumhuriyetler bağımsız olunca haliyle oradaki arşivlere ulaşım imkanı daha rahat oldu. Oradaki bilim adamlarıyla görüşme imkanı daha rahat oldu. Ve 1991'den itibaren bu geniş bir perspektif olarak karşımıza çıktı. Yine de bizim fazla 20. yüzyılda fazla Türkiye'ye odaklanmamızdan dolayı bu genel bir cumhuriyetleşme eğilimini belki de pek iyi göremedik diye düşünüyorum ben. Yani ben işte özel olarak bu konuya eğilince çünkü benim kafamdaki sorulardan bir tanesi şuydu. Acaba Türkler bu kadar farklı bu coğrafyalarda olmalarına rağmen bunları beraber hareket ettiren bazı duygular, bazı sahipler oldu mu idi? Bu tümden gelimdi. Ama bir de tüme varım da vardı. Bir yandan da ben bütün bu cumhuriyetleri biliyordum. Böyle birbiri ardınca bu cumhuriyetler ortaya çıkmış. Niye acaba bu cumhuriyetler ortaya çıkmış? Bir soru da buydu. Yani bir anda o zamana kadar durmuş, sonra bir anda Avrupa'da hala Yunanistan'a kral getirirken bizimkiler cumhuriyet diye başlamışlar. Acaba niyeydi bu soru? İşte onun da cevabı sanki bilinçaltının, kolektif bilinçaltının bir şekilde bizi o tarafa doğru götürmesi diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Kitabınızın sunuş yazısını kaleme alan Profesör Doktor İskender Öksüz'ün sunuşundan küçük bir bölümle bağlamak istiyorum. İlber Ortaylı'ya bize matbaan için geç geldi sorusu soruluyor ve kendisinin verdiği cevap da şu. Ne yani 15. 16. asırda adam evden çıkarken hanımı "Bey, akşam gelirken bir Leyla ile Mecnun getir de çoluk çocuk birlikte okuyalım mı?" diyecekti zannediyorsunuz. O toplumun henüz matbaaya ihtiyacı yoktu da ondan. İşte bu zirveler tarihi yaşayanlardır. Seziyorlardı ama ben böyle sezdim diye değil, sezgilerinin ışığında arayıp işte belgesi diye yazıyorlardı. Bilim adamıydılar. Bu uzun girişi niçin yaptım? Çünkü Konrad Ercilasun'da o yaşayışı, o sezgiyi gördüm. Bu kısa bölümü niçin okudum? Çünkü bütün anlattıklarınıza baktığım zaman Türk tarihinin çağları meselesi tam da günümüzde ihtiyaç duyulan, ihtiyacın ortaya tam olarak çıktığı ve hasıl olduğu dönemde ortaya konulan bir eser olduğu için. Galiba vakti bu zamanmış, ihtiyaç bu zamanmış. O da bir kitap olarak okuyucularımızın karşısına
çıkmış. Okurlarımızın da keyifle okumaları ve istifade etmelerini diliyoruz. Kitaphane sohbetlerini okuduğum bu keyifli kitaptan en beğendiğim bölümle bitirmek istiyorum. Çünkü bu bölüm Türk tarihini başlangıçtan günümüze getiren az ama öz cümleleri ifade etmektedir. Tanıdığımız dünyanın bize aşımızı, işimizi, evimizi sunan tabiatın aşığı olduk. Tabiata uygun bir hayat tarzı geliştirdik ve her zaman için tabiata saygı duyduk. Dünyanın en hareketli insanları olarak evimiz de buna uygun olmalıydı ve yürüyen ev icat ettik. Otağlarımızı bir saatte kurup bir saatte toplayacak teknikleri geliştirdik. Tabiata saygıyı hiçbir zaman kaybetmedik. Unuttuğumuzu sandığımız hasletlerimiz günün birinde hiç beklemediğimiz yerden ortaya çıktı ve Atatürk çınar ağacı dalını kesmemek için köşkü yürüttü. Kitaphane sohbetlerinde bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Konur Ercil'e sundu. Kendisine bu keyifli sohbet ve söyleşi için bize eşlik ettiğinden dolayı sizler adına çok teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz kitabınızla ilgili? Kitabımla ilgili aslında epeyce şey söyledik. Sadece çağları bir tekrar edelim. Belki o olabilir. İşte Bozkır Çağı, Erken İslam Çağı, Büyük Hanedanlar Çağı, Modernleşme ve Cumhuriyetler Çağı diye söyleyebiliriz çağları. Valla kitabı okuyup bunun üzerinde çeşitli yorumlar yaparlarsa çok sevinirim. Kitap hakkında bunu söyleyebilirim. Ben de size teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, bu güzel sohbet için. Kitaphane sohbetleri programımızı burada sonlandırmış bulunmaktayız. Gelecek programda tekrar bir araya gelene kadar bizlere Milli Düşünce Merkezi'nin sosyal medya hesapları üzerinden destek, öneri, görüş ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Programımızla ilgili yorumlarda bulunabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.